Merhabalar, ben Kürtis Köfte ve bu aslında videoları kaydettikten çok sonrasında çektiğim bir video, bir kısım. Bu intronun olayı şu: 23, bu serinin 23, 24, 25 ve 26. bölümlerinde ben farkına varmadan, evet ben bölümleri çektikten sonra genelde izlemiyorum. Genelde benim bir sorun olduğunda bunu fark edişim sizle beraber oluyor. Bu sefer biraz önceden fark ettim ama gene 4 bölüm çekmiştim. Video kaydı esnasında bir sıkıntı olduğu için, kaydın sebebi bu arada teknik bir durum, yazılımsal bir durum. Onu çözdüm. 27. bölümde bunu zaten anlatıyorum. Bu 4 bölüm biraz sıkıntılı bir bölüm. İsterseniz 23, 24, 25 ve 26. bölümleri direkt atlayabilirsiniz. 27. bölümde bunların özetini geçiyorum. Ama bu 4 bölümü gene yükleyeceğim. Çünkü gene çektiğim bir içerik. Bir şeyler anlatıyorum. Sadece podcast olarak dinlemek isteyen kişiler varsa aranızda gayet dinleyebilir. Çünkü ses tarafında hiçbir sıkıntı yok. Tamamen görüntüde her şey 1 FPS. Öyle bir sıkıntısı var. Yani saniyede 1 kare. Dolayısıyla da izlenmeyecek bir durumda. Dediğim gibi gene yüklüyorum. Dinlemek istiyorsanız dinleyebilirsiniz. Fakat izlenecek bir şey ortada çok yok. İzlemesi çok keyifli bir şey değil. Bunu önden uyardım. Bu 4 bölümü beraber yükleyeceğim. Bir de beraberinde, daha sonra bir gün sonrasında 27. bölümü yükleyeceğim. Siz 27. bölümden devam edebilirsiniz direkt. Eğer izlemek istemiyorsanız bunları, fakat arkada dinlemek istiyorsanız 4 bölüm birden yüklemiş olduğumu varsayın. Evet, bölüme geri dönebiliriz. Bu arada bu açıklama 4 bölümün de başında olacak. Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle nihayet Köfteyiz New Horizons'ın her saat başı bir video açtığınız takdirde bütün bir gün tamamlayabileceğiniz bölümüyle karşınızdayız. Evet, saçma açılışın ardından değişikliklerimize gelelim. Öncelikli olarak şunların sayısını biraz düşürdüm çünkü hızlıca pompaya ihtiyacım vardı. Hep 10 tanesini aynı anda çalışmak biraz şimdi en azından çok mantıklı gelmedi. Diğer yandan gelelim. Şurada bir tane daha motor görüyorsunuz. Basic Steam Turbine. Ve bir makine yaptım. Sadece bir kere kullandım ama Basic Cutting Machine. Nasıl yapılıyor diye soracak olursanız, bunun için 2 adet achievement atlamam gerekti, ancak achievement'ları rahatlıkla atlayabildim. Hayır, achievement demişim, görevleri. Çünkü şu arkadaş sayesinde bolca kobalt kastımız oldu. Evet, 1 adet black and plate. Şimdi wrench'im nerede benim? Wrench kısmı, bir de ne olur ne olmaz seni de yanımıza alalım. Şimdi evet, bunu alalım. Voila. Evet. Basic Cutting Machine bu arada suya ihtiyaç duyuyor. İçine herhangi bir blok koyduğunuzda onu kesiyor. Ayrıca long rodları bu şekilde normal roll'a da çevirebiliyor. Ve artık boltları daha ucuz elde ediyoruz. Yani bunun anlamı vida yapımımız inanılmaz derecede ucuzladı. Evet, şimdi gelelim. Evet. Bunun yanı sıra bir questlerimize bakalım. Şimdi şunu yaptık ve bunu yaptık, gördüğünüz gibi. Bir de bunu yaptık, Inver'ı. Inver aslında dediğim gibi kolay, şu kobaltı elde edene kadar. Tabi zinki elde etmek biraz sıkıntı, elimde hali hazırda vardı, o yüzden rahatlıkla elde ettim. Trading post yapabiliyormuşuz ama istemiyorum. Bunu yapacağım ancak şimdi değil.
Önce biraz petrol toplayacağız. Evet, yaptığım görevlerden bir tanesine daha gelelim. Neredeydin sen? Şu. Ama bundan öncesinde ve bunun ardından şu arkadaşa yapacağız. 512 tane. Bunun için... Sizi ben... Ben neymiş, evet. 6. 6 nasıl circuit'i en alta koyuyorsun. Circuit en alta... Evet, 6. Ve bu gidiyor. Standart rail'a dönüşüyor. Buharımıza da bakalım. Sizi çalıştırma vakti geldi biraz. Sıcak dursunlar ki arkada iş görsünler. Yapmam gereken bir makine daha var. Sentrifüj yapmam lazım. Şunları daha rahat işleyebilmek için. Tabii termal sentrifüj de yapabilirim bir de. Nikel elde edebildiğimiz yönlerden bir tanesi. Ore washing plant'te. Çok alakasız bir tab okuyormuş usta. Nikel dust. Electrolyzer'dan. Centrifuge. Yellow Luminate. Luminate. Zero. Titan's Dust. Peki. Şu yönden bakmak daha mantıklı. Iron Dust. Iron Dust kaynaklarımızdan biri. Nikel Dust. Evet, nikelden nikel elde etmek sanki biraz mantıklı. Meteoric Iron Dust. Shell Meat. Platinum. Gold. Altından elde ediyoruz. Cobalt Heat. Copper Nikel Dust. Acaba neden? Lumbar Dust. Chemical bed. A chemical bed with pulverization. I don't know. Applicators. Or washing plants. Chrome. I don't know. Evet. Demir işleyerek nikel elde ediyoruz. Yavul. Demir demişken biraz demir işleyelim o zaman. Çünkü her türlü lazım olacak. Benim demir kazmam lazım, değil mi? Burada. Silver, lead. Aslında biraz silver işlemem de güzel olabilir. Silver, silver, silver. Lead elde ediyoruz. Evet, biraz silver işlemem kesinlikle güzel olabilir. Neden diye soracak olursanız, para elde etmenin bir başka yolu daha silver'dan geçiyor. Seni ben buraya mı koydum, buraya mı koydum? Şuraya koydum, değil mi?
bakalım. Orwashing. It's a crushed. Şunları geçir. Böyle geçelim de. Bunu her türlü sen. Ne o sift? Tırlanma geçirir demişim. Torium'u elde etmem mümkünmüş. Güzel. Mesela şu yellow dinamitleri buradan geçirelim. Evet. Kalabalığımız da şöyle. İlkini yere işlesin. İlkini işledikten sonra alacağız. Şu 4 eğimliğinde ilkini işlemiş olacak. Evet. Cover tam coverlamadı. Çok olmuyormuşsun. Sen hayallerini yıkın. Neyse. Sen şöyle gel. Ha evet, bizim yapmamız gereken bir şey daha var. Şimdi. 32 tane. Ve sizlere katil machine'den biri geçirelim. Katil machine'in tahta resipileri ne kadar istiyor? Rotation centrifuge. Katil machine. 7 EU. Şimdi bizim 512 tane track yapmamız lazım. Yani bunun anlamı kaç tane senden yapmamız gerekiyor? 16 tane. Yani 64 tane bundan yapmamız gerekiyor. Yani şunu da yaptığımda tam olarak hikayem olan karşılayacak. Aha. Bununla beraber tabii ki de en yakın petrol nerede var? Şurada var. Bir de şurada var. Hangisi? Şurası petrol değildi diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Hani yakınlarda birkaç tane var. Bu süreçte tabii ki de bolca ray döşeyeceğiz. Evet, tabii ki de Redstone track'te, booster track'te yapmam gerekecek. Bunun için red alloy plate lazım. Alloy smelter. Evet. Ha, quest tekrarlananlardanmış. Bilmiyordum. Güzel. Ha bu arada evet, Iron Wood'u da yaptım ve bunu da yaptım. Ve Ardite ve Cobalt Mining için bu çok daha kolay bir şeymiş. Onu öğrendim.
Onun yanı sıra. Aslında ilk mega scale elde etmemiz gereken bir şey ve alüminyum da lazımmış. Transportation ve benim aslında yanlış tuş. Bayağı uzakta. Şurada şöyle bir arkadaş var. Buna bir gitsem aslında güzel olabilir. Hatta önümüzdeki bölüm ona gidebilirim. Tabii yakınlarımda başka bir tane varsa onu bilemeyeceğim. Hatta şuralara bir uçup bakabilirim de. Çünkü oraları tam keşfetmedim. Bu arada yorumların birinde bayağı eğlendiğim bir yorum olmuştu. Seed'in adı İstanbul olsaymış. Aslında çok İstanbul'a uymuyor çünkü teknik olarak 4 farklı yakın. 2 yerine. Yani bir İstanbullu olarak hoşuma gitti tabii ki de yorum. Crash the nate. Impure soldiers. Evet. Ya tabii ki de centrifuge yapmam için red maydanlar. Centrifuge. Evet. Motor yapacağız. Şu arkadaşı hızlıca yapabiliyoruz. Şimdi kablo. 12 tane. Evet, standart fail'lar. Sen ne durumdasınız? Devam ediyorsunuz. Biraz fazla yapmış olabilirim. Gelin bakalım. Şimdi önce bu arkadaş. Evet, tabii ki de bir de siz ikiniz ve seni geçirmem gerekiyor. Screwdriver burada bıraktım. Daha buradan da geçiyorum zaten. Bir. Wrench. Tin kablo ve siz ikiniz. Aslında bir saniye. Bunu daha hızlı yapmanın yolu var mı? Assembler'da var ama buhar mı yetmedi? Evet, buhar yetmedi. Doğru, sen bayağı bir iyi tüketiyordun. Neyse, bunlar bir kendilerine gelsin. Bu zaten isim diye durduralım aslında. Şimdi. Seni yapmam peki daha ucuz yok. Aynen. Tamamdır. Centrifuge. Bunun için sadece motorlar eksik. Yani dur, motorum var burada. Hayır, pompam var. Aynı şey değil. Keşke aynı şey olsa. 4 tane ayrım burada. 2 tane de buradan alalım. Doğru. Enerji yetmeyecek. Şimdi bu yüzden benzin gücüne geçmek istiyorum. Tam birer tane iş görecektir. Ya bir de şurayı şu hal.
Üstüme neden yıldırım çarptı? Peki, üstüme yıldırım çarptı. O da bir şey. Ah. Ve sana buhar dolması tabii ki de daha var. Aslında o zaman... Şimdi bunları elle yapalım. Evet, tam gayet yetti. Polarizer, sen iki tanesini yapabilirsin. İnanıyorum sana. You can do it, my friend. You are the best. I am the worst. Tabii ki de kablo. Kablo. Hayallerimle oynadım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yapabilirsin. Ve neden videoda fısıldıyorum ben de bilmiyorum. Ah. Hazırlar. Hazır ve nazırlar. 1-2. 2. Evet, geriye. Hiçbir şeyimiz kalmıyor. 2. 2. Voila! Basic Center yapıyormuş. Ve görevimizi de aldık. Bayraktır. Evet, kablo kesiciyle kablo birleştiriyoruz. Çok mantıklı, biliyorum. Centrifuge ve artık glue elde edebiliyoruz. Sticker resin. Bu sticker resin'den elgin refined glue. Evet, mantıklı. Mantıklı. Öncesinde bir steam'imizin tam dolmaya başlamış. Güzel. 30 sticker resin. Otuz sticker resin kısmı kolay zaten. Ve... İki, üç, empty cell. Tabii böyle alamıyoruz. Bunu bir tanka boşaltmam gerekecek her türlü. Neyse ki tankım var. Senin çıktığını yana alalım. Ve tank. Autofluid output. Evet. Ve aslında bu rubberları işlemek için çok daha verimli bir yöntem. Durumdasınız. Tamam, iş görüyor. İdare ediyor. Ah. Şimdi siz, evet, pompamızı da yaptık bir de.
sanırım bu çok umduğum gibi çalışmadı. Evet. Şimdi. Wood dust'ları şöyle bırakalım. Odunumuzu da daha sonradan işleyeceğiz zaten. Her türlü. Ama benim önceliğim şu arkadaşlar. Wyrecutter, sen de gidebilirsin. Siz de gidebilirsiniz. Abi seni bir açacaktık. Bakalım bize ne vereceksin? Altın, XP ve Ender Pearl. Özellikle Ender Pearl hayır demeyeceğim bir şey. Çünkü Enderman öldürmek o kadar zor değil, ancak Enderman bulmak cidden aşırı zahmetli bir şey olabiliyor. Ha, bir de Gold Coin. Sizi de şöyle atalım. O yüzden Ender Pearl benim için her daim artıdır. Bir tank olmuş bile. Bir tank dedim ya. Bir kova. Bir litre. Dur, bir litre mi, bin litre mi oluyor? Dur, mili bakıttı bu. O zaman... Evet. Destek olmuş bile. Hammer'ı mı burada bırakmışım? Sekiz. Otuz ikiye tamamlıyor muyum? Evet, tamamlıyorum. Nice. Evet, tabii ki de böyle zahmetli bir crafting'i de var. Nasıl yapmayı başardım, bana cidden sormayın. Ve... Sen şöyle gelin. İkinci set. Bunun ardından 3. set ve 2 tane daha var. Sanırım shift'e basılı tutup bırakınca oluyor arada. Üçüncü set. Aslında 6 tane daha lazım. Aklıma geldi de. Evet. Neden diye soracak olursanız birazdan göreceksiniz. Wooden Rails. Railway pardon. Şimdi. Assembling Machine. Assembler Rail. Assembler. Evet, bir de circuit lazım. Konfigürasyon bir de circuit lazım.
Evet. Crack. Burada birazdan vardı yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Ha tamam. Sen hatırlıyorum. Ya tabii ki de. Şimdi. Coverlar burada işime yarayacak. Tin item pipe. Okay, olsun tamam. Ve coverlardan birini burada kullanabiliriz. Item auto output. Item auto output. Evet. Ah. It's a good day, sir. Ruda attı, Dust'ı da birazdan atar. Biraz fazla yapmışım. Ve yanlış hesapmışım. Biraz daha bunun bir de ihtiyacım var. Bir 32 wooden bed'e daha ihtiyacım var aslında. Tam olarak. Ya bunun anlamı... Chop chop. Evet. Bu şekilde yanlış hesaplamalarla da geçen bir bölümümüz oldu. Aşağıda kömürlerimizin durumumuza bakalım. Kus. Önceden otomatikleştirebilmek istiyorum ancak bir yandan da benzine de geçmek istiyorum. Ha, sticker resimlerim bu arada olmuş olması lazım. Ha, tabii de durumumuz var. Ve plant ball'um var. Bakalım plant ball'da ne yapabiliyorum. Mixer. Clint Dust, Bio Ball, peki, Autoclave, Plant Mass, Bio Mass elde edebiliyorum. Güzel. Senden ne elde edebiliyorum? Compress Bio Ball. Chunk. Kömür elde edebiliyorum. Pardon. Elmas elde edebiliyorum. Evet. Bundan bir şeyler elde edebiliyormuşuz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler. İyi eğlenceler.